dünyayı saran koronavirüs kabusu artık selamı sabaha da kestirdi. Çünkü sarılmak, öpüşmek bir yana, tokalaşmak bile çok riskli. Hal böyle olunca alternatif selamlaşma yöntemleri ortaya çıktı. Hem kalp kırmayan hem de virüs bulaştırmayan selam çeşitleri. Selamünaleyküm. Koronavirüsünden sonra yeni selamlaşma şekli. Birbirinizi gördüğünüz zaman nasıl selamlaşıyorsunuz? Gayet sarılarak, böyle öpe öpe. Uzaktan şey yapabiliriz bence ya, el sallayarak. Bizim selamlaşmamız hiç değişmedi, böyle geliyoruz aynı. Selamlaşmıyorum artık. Dünyada pek çok kültürde farklı selamlaşma yöntemleri var. Mesela Hindistan'da elleri birbirine kavuşturarak, Yeni Zelanda'da alın ve burnu birbirine temas ettirerek, Japonya'da da eğilerek selamlaşma var. Biz samimiyeti daha çok seviyoruz. Çok samimi olmadığım biri ise el sıkışıyorum. İyice samimi olmadığımsa uzaktan merhabayla. Samimi olduğumsa sarılıyorum direkt. Yani. Bunlardan en yaygını ise işte gördüğünüz gibi tokalaşarak selamlaşmak. Ama şu sıralar çok riskli, çünkü koronavirüs elden temasla bile bulaşabiliyor. Sarılmak, tokalaşmak, öpüşmek hepsi çok tehlikeli. O yüzden selamlaşmıyorum artık. Koronavirüs tehdidine karşı Dünya Sağlık Örgütü de tokalaşmayın, öpüşmeyin, sarılmayın uyarısında bulunmuş. Alternatif olarak da ayakla tokalaşma ya da dirsekle selamlaşma yöntemini açıklamıştı. Hiç tedbir almadık o yönden. Koronavirüsü dostluktan önemli değil. Arkadaşlar, size bulaştığı zaman bize de bulaşacak. Bizi düşünün bari. Şimdi böyle yapmak var, bir de böyle yapmak var. Bu daha samimi. Bence de. Böyle devam. Tanzanya Devlet Başkanı da tıpkı Dünya Sağlık Örgütü'nde olduğu gibi o uyarıya uyarak misafirlerini işte böyle ayakla selamlaşma yöntemiyle karşıladı. Öyle mi selamlaşıyorlarmış? Evet, artık yeni trend. Böyle yok. Ben hala devam. Siz ayaklarınızı tokuşturarak arkadaşlarınıza selam yaparım. Aynen. Hayır. Ya bana göre saygısızlık gibi bir şey yani. Kendime kurmak için yaparım yani. Dünya Sağlık Örgütü'nün alternatiflerine bir yenisi daha eklendi. İngiltere'de bir üniversitede yapılan açıklamaya göre en sağlıklı selamlaşma yöntemi Japonların yaptığı gibi, yani karşı tarafla hiç temas kurmadan yapılan eğilerek selamlaşma. Uzaktan el sallayarak, yani en kısa çözümü budur diye düşünüyorum.